olmaz olacak. Selam. Bu ışık nasıl olacak bilmiyorum. Şu anda odamdayım, İstanbul'dayım. Şöyle bir video çekiyorum. Soru soranlar oldu bu konuda. Güneydoğu Asya'ya neyle gittim? Çantamda ne vardı? Kıyafetler falan filan her şey. Onu çekeceğim. Şu anda İstanbul'a geldim birkaç saat önce. Çantalar bir tane böyle havlu gibi bir şeyin üzerinde duruyor ki sonra yıkanabilsin diye. Çünkü eminim çantalar çok pis. Ben birazcık böyle seyahatten önce ilk an valiz boşaltanlardanım. Zaten çok zor olmayacak çünkü bunun içindeki her şeyi kirli yatmayı düşünüyorum. Ama asmadan size evine götürdüm, ne yaptım onu göstereyim istedim. Şimdi iki çantayla gittim. Sırt çantam arkada, bu küçük sırt çantası da önde olarak gezdim. Kim olmuş, arkası çok parlıyor. Şimdi ilk olarak bu yanımda taşıdığım çanta. Bunun içinde böyle hani en önemli şeyler ve hani günün içinde en çok bana gereken şeyler genelde vardı. Şimdi mesela eğer hosteldeysem, hani aynı hostelde kalıyorsam normalde pasaportum, cüzdanım bunlar kilitli duruyor kasada. O yüzden hani bunları taşımıyor oluyorum. Aynı şekilde bunu çektiğim kamerada ve de laptopumda. Ama eğer hani yer değiştirdiğim bir günse bunların hepsi bu küçük mavi çantanın içinde duruyor ki hani üstümde olsun. Bu arada hiçbir şey çaldırmadan dönmeyi başardım. Bayağı büyük başarı bu. Hani herkes bir şey çaldığından değil de hani 10 haftadır yoldayım. Çantamın böyle başıboş kaldığı da çok oldu. Doğru bir kullanım mı bilmiyorum da anladınız siz. Neyse, onun dışında güneş gözlüğüm ve normal gözlüğüm, hani okuma gözlüğüm. Islak mendil. Çok tavsiye ediyorum. Mutlaka yanınıza taşıyın. Güneydoğu Asya'da maalesef öyle her yerde sabun falan yok. Alışıyorsunuz. Ben özellikle aşırı titiz bir insanım ama hani ben de yapabildiysem siz de yaparsınız. Bir kitap yanımda oluyor hep. Bu kitap şu an biraz haşat oldu. Fırtınanın ortasında kaldığım için her şey sırılsıklam çantamdaki. Bu da şeyim, journal'ım, yani nedir? İşte günlük gibi değil de böyle her gün yazdığım bir şey değil ama işte ara sıra böyle benim için önemli olan şeyleri, unutmak istemediğim şeyleri, hissettiklerimi falan yazdığım böyle bir defterim var. Sadece bu seyahatte kullandım. Başka yanımda taşıdığım bu çantasıyla birlikte powerbank'im var. Yani işte şarj bitince bunu kullanarak hep telefonumu şarj ediyorum. Çünkü iPhone'lar maalesef çok kötü bu konuda. Kulaklık, işte iPhone şarj kablosu. Bunlar zaten klasik. Bunlar da o çantada duruyor. İşte ya da böyle ara kablolar falan. Onun dışında bir tane kalem taşıyorum bu küçük çantada hep. Gerekli oldu çok. Tiger Balm'ımı bu çantada taşıdım. O da çok fazla sinek soktuğu için hani ağrısız bir şey olduğunda direkt üzerine sürebilmek için hep bu yanımdaydı. Bir de kilit. Bu da işte bahsettiğim, bu hostellerde eşyalarımı kilitliyorum demiştim ya. Böyle size küçük kasalar veriyorlar ama genellikle hani bazen kilit veriyorlar ama bazen de vermiyorlar. Kendi kilidiniz olması gerekiyor. Ya da hani bazen para istiyorlar kiralamak için falan. En iyisi bir kilit alın yanınıza. Ha, bir de toka. Saat ve toka bu çantanın içinde bulunanlar. Bir de şöyle küçük bir çanta aldım Pay'dan, Tayland'da. O da bayağı yararlı oldu. İşte böyle hani akşam falan dışarı çıkacağım zamanlarda sadece bunu alıp işte anahtar, o gün, o akşamlık yetecek kadar para, onları alıp çıkıyordum. Bir de işte telefon. Bu Kobi partilerinin unutulmaz parçası olan neon bandım. Saklayacağım bunu. Bu küçük çanta böyle. Şimdi esas büyük sırt çantamı açacağım. Kıyafetlere falan bakacağız. Saniye. Şimdi bu kısmını nasıl çekeceğimi daha çözemedim. Ama önce size bir çantayı göstereyim. Deodar marka çanta. Sanırım bu 50 artı 10'dan 60 litrelik. Çanta benim değil. Cansu diye bir arkadaşımın. Kendisi, sevgili arkadaşım Cansu. Bana çantasına ödünç verdi. Bu yaz kullanmayacağı için. Hani almaktansa benim için de daha iyi oldu. Çünkü pahalı bu çantalar, biliyorsunuzdur. Ama kesinlikle böyle bir şey yapacaksanız, hani uzun süre seyahat edecekseniz Güneydoğu Asya'da falan, valizdense kesinlikle bu sırt çantasını öneriyorum. Çok daha kolay oluyor taşıması. Bu arada şu an çok organize değil çünkü bu döndüğüm halde, hani giderken çok daha organize gitmiştim ama 12 kilo gittim bu arada. 13,5 kiloydu çoğunda seyahatin çantam. Dün marketten bir şeyler aldığım için 14,5'la da geri döndüm. Şimdi ilk olarak bu çantanın en üstünde böyle bir göz var önünde. Şurada. Buraya ben böyle her gün kullanmam gerekebilecek, böyle kolay ulaşılması gereken şeylerden koydum. Bir deodorant vardı içinde. Güneş kremi. Bu sinek koruyucu. Üzerindeki yazılar çıktı ama bayağı güçlü bir sinek koruyucum vardı. Çünkü çok sinek problemi oluyor orada. Bu şey, roll-on deodorant. Aloe vera'lı.
Pet taşıyordum orada bir de. Bir de şampuan taşıyordum. Çünkü her hostelde şampuan falan olmuyor. Hatta sabun da taşıyorum ama başka bir çantada, onu da gösteririm. Bir de hani ıslak mayomu olduğu zaman, şimdi de ıslak mesela, en son yıkadım çünkü. Poşete koyup oraya koyuyordum. Kendi bütün çantanın içindeki şeyleri doymasın. Şimdi çantayı açtığınızda bir de içinde şurada böyle küçük bir göz var. Buraya da ben kablolarımı koymuştum. Böyle bir şey var bir kablolar dışında. Bu hani telefonunuzu, paranızı falan sudan koruyor. Bu bayağı yararlı oldu. Özellikle adalarda, botlarda falan. Hatta bunun dışında şey de ben tavsiye ederim. Ben götürmedim ama dry bag'ler oluyor ya böyle, hani bildiğiniz çanta ama su geçirmez. Onlardan kesinlikle tavsiye ediyorum. Onlar bence çok yararlı. Birkaç tane converter aldım ben böyle küçük küçük. Ama bence siz bunlardan almayın. Bunun yerine şöyle bir şey alın direkt. Universal adapter. Hatta bunun iki tane USB'li olanları var. Ondan alırsanız çok rahat edersiniz. Çünkü ben mesela böyle bir şey de almıştım. Tek priziniz oluyor genelde hostellerde. Ya da bazen iki. Ama mesela hem kamera hem telefon hem bilmem ne şarj edeceğiniz zaman, işte power bank falan, böyle bir şeye ihtiyacınız oluyor. Ama bence siz bunu ve converterları alacağınıza direkt universal converter'ın iki USB'lisini alıp çok daha hani hafif seyahat edebilirsiniz. Bir tane işte fotoğraf kartlarını bilgisayara aktarmak için olan bir adaptör var. Bir de kameramın şarjı ve laptopumun şarjı. Bir de ben çantanın en alt bölmesini ayrı kullandım. Oraya da hiç kullanmadığım şeyleri koydum. Şimdi size göstereceğim. Ya da az kullandığım şeyleri de oraya koydum. Ne götürmemeliydim kısmında. Ben iki tane kitap götürdüm. İki tane de oradan satın aldım. Bir tanesi hep esas çantamda duruyor. Ama toplamda 3 tane kitapla dolaşmış oldum. Bunu yapmayın. Çünkü ne kadar okudun derseniz bir kitabı bile bitiremedim. Çünkü ne zaman bir kitap çıkarsam hep böyle muhabbete gelen birileri oluyordu hostelde. O yüzden onlarla sohbet etmeye dalıyorsunuz ve kitap çok okuyamıyorsunuz. Ben seyahatlerde de ya uyudum ya müzik dinledim. Hani böyle haldır huldur şeyde giderken kitap okunmuyor. O yüzden çok kitap okuyamadım yani. Sorduğum hiç kimse de çok okuyamamış. O yüzden taşıyacaksanız da bence bir tane taşıyın. Ya da bu Amazon Kindle'lardan alın. Hani onu, ya da onun benzeri bir şey alın. Ama bu kitapları taşımamak yer kazandırır size. Ben kıyamadım, atamadım ama yani sırf bir kilo bunlardan ekstra taşıdım. Şimdi ben yanımda probiyotik taşıdım. Özellikle çok kötü besleniyorsunuz backpacking yaparken. Çok fazla içki tüketiliyor. O yüzden hani birazcık sağlık için yararlı takviyeler ve hani o tarz şeyler almaya çalıştım yanıma. Bir de ben Hindistan cevizi yağı taşıyorum yanımda. Bu da hani pek cildime bir şey kullanmıyorum ben. Krem veya herhangi bir şey. Makyaj malzemesi de hiç yok çantamda. Zaten yapamıyorum yani. Başaramıyorum makyajı. Ama onun dışında da hani cilt kremi, cilt bakımı falan kısmında da çok iyi değilim. Olabildiğince orada da hani kimyasallardan uzak durmaya çalışıyorum. Eğer hani cildimde bir problem olursa, tahriş olursa vesaire falan Hindistan cevizi yağı. Yani saç, cilt hepsi için ben bunu kullanıyorum. Bu da aktifleştirilmiş karbon. Bu da böyle mesela yediğiniz bir şeyden zehirlenirseniz falan ya da bir enfeksiyon falan geçirseniz o dönemlerde detoks yapmasına vücudun yardımcı oluyor. O yüzden mesela seyahatte zehirlenen insanlar falan bayağı bundan hep taşır. Onun dışında bir aloe vera taşıyorum ben. Bu da şey için, cilt yanıkları için. Hani ben çok kötü yanarım genelde. Çünkü her zaman güneş, bunu göreceksiniz, göremeyeceksiniz. Bunu görseniz tamamen dolu. Çünkü hep unutuyorum güneş kremi sürmeyi. O yüzden aloe vera sonrasında yanıklara iyi geliyor. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği soruya. Kıyafetler ve ayakkabılar. Yanıma ne aldım? Anlatıyorum. Şaşıracaksınız ama bayağı az. Ya aslında bayağı az olmayabilir. Çünkü hani eminim benden çok çok daha az gezen vardır. Ona da değinirim. Çünkü bazı şeyleri keşke almasaydım diyeceğim şimdi. Mesela şu artık her yerde gördüğümüz sandaletler. Bende de var bunlardan. İşte bu Nomadic State of Mind marka. Bunları götürdüm oraya ama asla giymedim. Çünkü ben hostellerde kalıyordum ve mesela hostellerin bir kısmında şöyle olur. Terlikleri dışarıda bıraktırırlar. Tamamen çıplak ayaksınız. Yani backpacking yaparken ayaklarınız genelde çok temiz olmuyor. Her gün 3 kere de yıkasanız kirleniyor. Öyle bir durumda ben böyle bir şey giyip de hani yıkanması zor bir şey kirletmek hiç istemediğim için neredeyse bu ayakkabıyı hiç giymedim. Ya bunlar şu an biraz kirli, o yüzden çıkarmak istemiyorum. Bunları bildiğiniz Nike spor ayakkabı, koşu ayakkabısı. Bunları da Bali'de değil, Endonezya'da volkanlara çıktık. Onun vlogunu koymuştum. O zamanlarda ya da işte hani başka yerlerde de eğer hike yapacaksanız, işte doğa yürüyüşleri, trekking, işte volkan tırmanışları falan yapacaksanız bu tarz bir ayakkabıya gerek oluyor.
Onları yapmayacaksanız götürmeyin. Çünkü gün içinde yürürken asla kullanmadım bunu ben. Sadece o tarz sportif şeylerde. Gün içinde ne kullandım? Hemen getiriyorum. İçeride o. Odama getirmek yerine sizi ona götürdüm. Gün içinde hep bu tarz basit flip floplarla dolaştım. Benim ayakkabı biraz hassas. Gene ucuzdu zaten ama Rip Curl aldım. Hani birazcık daha iyi bir bilindik bir marka. Ama hani $1'lık terliklerle dolaşan da çok arkadaşım vardı. Eğer öyle hani hassas ayaklarınız falan yoksa öyle bir şey de yapabilirsiniz. Çünkü hani kirleniyorlar, kayboluyorlar. Bu da mesela çok kirli. Hemen yıkanması, temizlenmesi gerek. Kirleniyorlar, kayboluyorlar. Çok para vermenize gerek yok. O tarz işte parmak arası terliklerle bütün Güneydoğu Asya'yı gezdim. Her gün giydiğim şey o yani. Hani o tarz bir terlik. Şimdi esas ana göze geliyorum. Bu kozmetik çantam. Dediğim gibi makyaj yapamadığım için içinde hiçbir makyaj ürünü yok. Ne var içinde? Bir tane vapor rub var. Vapor rub'ı ben baş ağrılarında kullanıyorum. Başıma sürüyorum. Yakıyor ve iyi geliyor. Kas ağrılarına da iyi geliyor ayrıca. Tiger Balm da aynı şekilde. Diş fırçası, diş macunu tabii ki. Bir tane böyle küçük seyahat aynası. Bir tane küçük sabun. Hostellerde olmayabiliyor demiştim. Onun için gerekli. Bir böyle tırnak setim var. İşte törpülü mörpülü. İşte tırnak makası törpü. Bir tane katlanabilir tarak. Bir tane tight to go. Bu da leke çıkarıcı. Onun dışında bir de dudak nemlendiricisi var bunun içinde. Bu da böyle bir çanta. Çok uzun oluyor galiba ya. Şimdi kıyafetler. Herkesi merak ettiği konuya geldik. Bunu vlog şeklinde çektiğim için öyle devam edeceğim. Kıyafet olarak götürdüklerimin hepsi şu gördüğünüz 3 çantada. Bu böyle küçük bir torba. Bir otelin çamaşır torbasıydı eskiden. Buna iç çamaşırlarımı koyuyorum. Onları ayrı tutmak için. Hani daha hijyenik olsun diye. İç çamaşırları bunda duruyordu. Şu gördüğünüz büyük olan. Bu bütün kıyafetlerim. Yol boyunca giydiğim bütün kıyafetler bunun içinde. Yani sürekli olarak giydiğim. Bundakileri de göstereceğim. Bunda da kıyafet var aslında. İlk hafta Patika ile Balkanlara gitmiştik. İkinci haftada ben bir yoga kampı yapmıştım. Onlar için birazcık daha böyle hani farklı şeyler götürmem gerekti. Sonra da onları hiç kullanmadım. O yüzden onlar bu küçük çantada durdu ki. Hani bu da aşağılarda bir yerdeydi. Hiç ellemedim. Bundan başlıyorum o yüzden. Öncelikle Decathlon'un bu mikrofiber halılarından bir tane götürmüştüm. Ama onu Endonezya'da kaybettim. Ama mutlaka yanınızda böyle küçük ince katlanabilir çok yer kaplamayan bir havlu götürmenizi tavsiye ederim. Çünkü bazı hostellerde paralı oluyor. Küçük olanda ne var? Bir tane tayt var uyku için. Bunu giymedim. Çok sıcak oluyor. Şortlarla yattım. Siz de bence hiç götürmeyin böyle bir şey. Bir tane uzun kollu gömlek almıştım tapınaklar için. Bunu da hiç giymedim. Daha farklı alternatifler buldum. Şal falan. Çok sıcak çünkü. Bununla yürüyemiyorsunuz hiç. Bunlar spor stüdyenleri yoga içindi. O sırada kullandım ama bence siz yoga falan yapmayacaksanız hiç ya da hani spor yapmayacaksanız, hike yapmayacaksanız almanıza gerek yok. Çünkü çok sıcak tutuyorlar bence. Bir bikini üstü var çünkü altı kayboldu. Ama normalde bunu almak hata değildi. Bir de böyle sevdiğim iki tane üstüm vardı. Bunları birazcık daha kalın alternatif olarak almıştım. Özellikle bunu Volkanlar için. Benim götürmem gerekiyordu ama bence siz çok sevdiğiniz, çok hani kaliteli bir şeylerinizi hiç götürmeyin. Çünkü oradaki çamaşırhanelere güven olmuyor. Karışabiliyorlar, yırtılabiliyorlar. Şimdi olsa götürmezdim ikisini de. Sonrasında bunu aldım H&M'den çok ucuza ve uzun kollu gerektiğinde ya da hani biraz daha kalın bir şey gerektiğinde artık bunu giyiyordum. Çok ucuz çünkü. Bir tane yastık kılıfı götürdüm. Yanınızda taşımanızı öneririm. Ben galiba hiç kullanmadım ama yine de taşıyın. İçiniz rahat olsun. Yani bu incecik bir şey zaten. Bir de yağmurluk aldım ama yağmurluğumu da hiç kullanmadım. Yani yağmur yağdı oldu. Fakat ben farklı alternatiflerle ya ıslandım ya hani şemsiye aldım. Hiç yağmurluk kullanmadım. Şimdi iç çamaşırlarına geldiğimizde bir sürü çorap aldım. Şimdiki aklım olsa hayatta almazdım. Çünkü dediğim gibi hep parmak arası terlikle geziyorsunuz. Sadece hike yapacağınız zamanlar için çorap gerekiyor. Hani o spor ayakkabının içine giymek için. O değerlidir. Belki 4-5 çift alırsanız bütün tatilinizde yeter. Onun dışında iç çamaşırı bence en çok alınması gereken şey. Bende galiba 7-8 çift var. Çift diyorum. 7-8 tane vardı. Daha da alabilirsiniz bence. Çok yer kaplamıyorlar ve genellikle hep iç çamaşırınız bitiyor. Hep çamaşırı onun için yıkamanız gerekiyor. O yüzden ondan daha fazla alırdım şimdiki aklım olsa. Sütyen olarak da bence normal hani klasik tarz sütyenlerden götürmeyin. Çünkü çok sıcak. Çok kullanışsız. Yani rahat edemiyorsunuz. Onun yerine daha böyle ya bralet tarzı
Şu an benimki kirli de. O yüzden göstermem ama hani braletleri biliyorsunuzdur. Ya o tarz bir şey alabilirsiniz. Ya da böyle spor stilini bralet arası şu tarz, bu tarz şeyler götürebilirsiniz. Bunlar çok daha kullanışlı oluyor. Şimdi sıra en heyecanlı kısmına geldi. Esas kıyafetlerim. Hani böyle götürdüğüm ve hep kullandığım kıyafetlerim. 2 aydır aynı şeyleri giyiyorum. Resimlerde görüyorsunuz. Instagram'da yazanlarınız oluyor. Evet, 2 aydır bunları giyiyorum. Şimdi göreceksiniz niye hep aynı kıyafetler olduğunu Instagram'da. Büyük olan şeye sığmıştı yani. Toplam 2,5 kilo falan kıyafetle 3 ay boyunca gezdim. Bu arada şunu da göstereyim. Böyle bir kirli torbası taşıdım ben yanımda. Hani kirlenenleri bunu atıyordum. Size de tavsiye ederim. Bunu her seferinde çamaşırhanede bunu da yıkattım. Bununla götürüyordum eşyalarımı. Az önce bahsettiğim bralet dediğim şey de şu tarz bir şey. Ya zaten biliyorsunuzdur ama hani bu tarz şeyleri öneriyorum. Normal sütyen yerine. Şimdi bir tane böyle saç bandı götürdüm. Bunu geçiyorum. Bu bir aksesuar. Altlarla başlıyorum. Bir tane uzun pantolon götürdüm. Bu tapınaklara falan giderken çok yararlı oluyor. Zaman zaman akşam çıkarken de bunu giydim. Bu tarz hani böyle uçuş uçuş bir tane uzun pantolon götürdüm. Bir tane şort etek. Bu da yine çok rahatlıkla kullanımı. Bir tane şort. Böyle kolay kuruyabilir kumaşta. Bunu artık çok sevmiyorum. Çok sıkıldım bundan. O yüzden herhalde bunu bir süre giymeyeceğim. Bir tane de böyle pijama şortu götürdüm. Bu benim üniversitemin şortuydu. Bunu hostellerde falan yürürken çok kullandım. En kullanışlılardan biriydi. Son olarak da iki tane tayt götürdüm. Birini şu an giyiyorum. Uçaklarda giydim mesela bunu. O açıdan çok yararlı oldu. Ya da böyle uzun otobüs yolculuklarında bazen çok klima açıyorlar, üşüyorsunuz. Öyle şeylerde böyle uzun bir tayt yardımcı olabilir. Ama iki tane götürmemenizi tavsiye ederim. Benim götürmemin tek sebebi yoga yaptım orada bir hafta boyunca ve ondan önceki bir haftada volkanlardaydık. O arada Allah'tan çamaşır yapabildim ama iki tayta ihtiyacım vardı anlayacağınız. O yüzden ben iki tane götürüyorum ama siz bir tane götürebilirsiniz. Oradan aldığım altları göstereceğim. Tabii ki klasik. Ben filli pantolonlardan aldım iki tane. Bunları da Endonezya'dan direkt almıştım. Çünkü bunlar çok rahat. Tapınağa gidebiliyorsunuz. Gün içinde giyebiliyorsunuz. Bunlarla yoga yapmak aşırı rahat. O yüzden artık hiçbir daha taytla yoga yapasım bile yok yani. O kadar sevdim. Burası böyle. Şimdi elbise ve romper nedir? İşte şort tulum, onlara geçiyorum. Ben bir tane elbise götürdüm. Çok fazla elbise giyen bir insan değilim. Bu böyle kolay kuruyan ve bir kumaş olduğu için mayoların üzerine falan giyerim diye düşünerek bunu götürmüştüm. Bir tane Endonezya'dan aldım tulum. Böyle şortlu tulum siyah. Neden şu an burada yok? Çünkü kendisi dayanmadı. Birinci ayın sonunda bir H&M'e gittim. İşte hem mayom kaybolmuştu hem aynı şeyleri giymekten sıkılmıştım. Hem de bir tane kalın bir şeye ihtiyacım vardı. Bu tulumu aldım. Bunu da bir iki kere giydim sonrasında aldıktan. O yüzden kullanışlı oldum. Şunu da göstereyim. Havlunun yanı sıra ben böyle bir şey aldım. Bunu annem Tayland'dan getirmişti zaten. Böyle bunu şal olarak kullanabilirsiniz. Özellikle tapınak girişlerine falan çok yardımcı oluyor. Omuzlarınızı falan kapamanız gerektiğinde. Ya da hani ne bileyim şort giyiyorsunuzdur. Belinize bağlarsınız. Bacaklarınızı kapamış olursunuz. Hem öyle şeyler için hem de plajda üzerine oturmak için. Çok yararlı oldu. Çok kullanışlıydı. Son olarak üstlere geçiyorum. Önceki tişört olarak toplamda 3 tişört götürdüm. Bir tanesi şu an içimde, yolda giydim. Bir tanesi de gene böyle rahat bir tişört. Bir tanesi de daha şık olduğunu düşündüğüm bir tişört. Hani akşam bir yerlere gidersen falan diye. Askılı olarak da toplamda 5 tane de askılım varmış. 3 tişörtün yanı sıra. Şimdi benim buradan götürdüklerim 4 tanesi. Böyle bir tane uzun siyah askılı. Aynısının pembesi. Yine kumaşlar hep terletmeyecek şekilde. Bir tane başka siyah, hani farklı bir kesimde olan bir askılı. Hep basicler bunlar. Son olarak da H&M basiclerinden sanırım bu. Birazcık daha böyle hani crop top gibi gri bir askılı götürdüm. Bu 4'ü benim oraya götürdüklerim. Bir tane de oradan aldım ama bu yogada hani çamaşırlarımı bir gün geç verdiler. O sırada bir şey gerekiyordu, o yüzden aldım. Şimdi olsa almazdım. Yani 4 tane askılı, 3 tane tişörtle bu işi tamamen idare edebilirsiniz. Pijama tişörtü bir tane götürdüm. Tabii ki sürekli bunu giyemiyorsunuz. Ama şöyle düşündüm ben götürdüğüm her şeyde. Hepsini farklı farklı neye kullanabilirim gibi. Hani mesela pijama tişörtüm buydu ama bu kirlendiği zaman o askılılardan, uzun askılılardan bir tanesini pijama olarak giyiyordum. Bir de böyle bir şey götürdüm. Bunu da böyle plajlarda cover up gibi kullanırım diye düşünüyordum. Hani böyle biraz uzun gene bir askılı. Fakat çok kullanmadım. Bunu şimdi olsa götürmezdim. Bence çoğunlukla ilk defa böyle bir şey yaptığımda göz önünde bulundursak bayağı iyi yapmışım. Yani hani az eşya götürmüşüm. Çevremdekilere göre de hani çok ağır değildi valizim. 2,5 ay gezdiğimi düşünürseniz. Şimdi olsa bence yaklaşık 8 kilo ile falan gidebilirim diye düşünüyorum. Ama
memnunum götürme şeklinde. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bir sorunuz varsa aşağı bırakın. Cevap vermeye çalışırım. Şu an odamı aşırı dağıttım o yüzden. Hatta şu göstereyim içinde oturduğum yanını size. Şimdi bunların hepsini kirli atıp duşa gireceğim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bu arada bunu kronolojik sırada koymayacağım. Direkt koyacağım. Çünkü bunu editlemek kolay olur bence. Bir sonraki video hemen bunu koyarım. Siz de gidiyorsanız şimdiden yetişmiş olur. Tekrar görüşmek üzere. Umarım işinize yaramıştır. Başka bir video talebiniz olursa da aşağıya yazın. Görüşmek üzere. Çok kez görüşmek üzere. Olsun, görüşmek üzere.